Halkların Demokratik Kongresi 15 Ekim 2011 sürecinde Ankara'da, Türkiye'de çeşitli siyasi yapılar, sosyalist partiler, Kürt Özgürlük Mücadelesi'nin siyasi temsilcileri ve yaklaşık 800 delege ile beraber, tabii uzun süreli bir tartışma, uzun süreli hazırlık sürecinden sonra kuruluşunu deklare etti. Onun üzerinden 13 yıl geçti. Yani o günün koşullarıyla bugünün koşullarını karşılaştırdığımızda arada aslında çok da büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Genelde HDK'nin kuruluş aşamalarında, kuruluş sürecinin işte müzakere ve barış süreci olduğuna dair vurgular yapılır. Ama tam tersine aslında 2011 süreci Orta Doğu'da savaşın patlak verdiği, Suriye'de işte bölünmenin olduğu, IŞİD'in yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemdi. Dolayısıyla savaş koşulları Türkiye için de geçerliydi. Türkiye'de bilindik 50 yıllık Kürt Savaşı'nı sürdürüyordu. Dolayısıyla barış müzakere değil, tam tersine aslında savaşın olduğu dönem ve savaş karşıtlığı, bu ülkede demokrasi, eşitlik, insan hakları, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi, Türkiye'de bütün ezilenlerin eşitlik ve hak mücadelesini kapsayan bir düzlemde Halkların Demokratik Kongresi'nin bileşenleri uzun erimli tartışmalar, görüşmeler yaparak ve Türkiye'de hemen hemen muhalif kamuoyunun büyük bölümünü de katarak kongreleşme kararı verdi. Yani bir çatı altında sisteme karşı ezilenlerin mutabakatı, ezilenlerin birliği kuruldu. Hem faşizme karşı, faşizmin kurumsallaşma evrelerinin önünü kesme, hem de dünyada var olan emperyalist kapitalist sistemin hegemonyasına karşı bir ortak mücadele hattı geliştirme kararı verildi. Evet, 13. dönem bir inşa süreci olarak düşünüyoruz. Öyle hazırlandık. Biliyorsunuz işte HDK ilk kurulduğu zaman Umudun Yolcuları şiarıyla kurulmuştu. Topluma ciddi anlamda umut aşılamak ve bu umutun var olduğunu göstermek. O da kongredeki o sloganla, şiarla, söylemlerle açığa çıktı. 13. dönemde de biz bir yandan yine kuruluş dönemine de atıfta bulunmak istiyoruz. Çünkü umut hala var, mümkün ve umutu yeniden yeşertmek gerekiyor. Bu dönemde de işte umutla, direnişle hep birlikte örgütleniyoruz şiarını benimsedik. Yeniden örgütlenmek, daha güçlü örgütlenmek ve tabii yeniden inşa süreci. Dolayısıyla yeni dönemde de bir HDK'nin kuruluş dönemindeki o kapsayıcılık, zamanın yer yer bizi daraltmış olmasından kaynaklı olarak yeniden o kapsayıcılık, geniş kitlelere ulaşma, geniş kitlelerle bağ kurma ve oradan örgütlenmek, birbirimizi örgütlemek üzere yeni bir bakış açısıyla tekrar aslında kendimizi yeniden harekete geçirmek, kendimizi yeniden örgütlemek olarak tasarladık. Bunun için de kongre hazırlık süreçlerini yoğun tartışmalarla geçirdik. Hem bütün bileşenlerimizle yaptığımız tartışmalar oldu. Bu tartışmalar dönem değerlendirmesi, ideolojik politik tartışmalar, kendimizi değerlendirme, kongre bileşenlerini değerlendirme, aynı zamanda özeleştirel olarak eksikliklerimizi tartışma, onun ötesinde de yeni döneme nasıl hazırlanacağız? Bunları tartıştık. Bazen birden fazla tartışmalar yaptık. Çok da verimli oldu. Onun dışında da HDK bileşenlerinin dışında çeşitli toplumsal mücadele alanlarıyla buluştuk. Onlarla tartışmalar yaptık. Bunlar işte kağıt toplayıcıları, yani kağıt emekçileri, motokuryeler ki çok geniş bir alanı kapsıyor ve ciddi sorunlar yaşanıyor. Aynı zamanda yine emek alanında inşaat işçileriyle, çeşitli iş kollarındaki emekçilerle buluşmalar gerçekleştirdik.
Ve tabii hani kadın cephesinden de ayrı tartışmalar yürüttük. Yeni dönemde dediğimiz gibi HDK'nin kuruluş sürecindeki o kapsayıcılık, toplumsal alandaki hareket eden, mücadele eden, toplumun işte damarlarına yayılmış olan bütün bu yapılarla tekrar bağ kurmak, tekrar ortak mücadele için yan yana gelmek hedefindeyiz. Temel meclisleri var zaten. Kadın meclisi gibi, gençlik meclisi gibi. Halklar İnançlar, Göç ve Mülteciler Meclisi, işte Emek Meclisi, Kültür Sanat Meclisi gibi böyle çokça meclisimiz var. Yeni dönem tabii MŞP, Mimar Mühendis Şehir Plancıları gibi bu ülkemizde çok ciddi anlamda deprem riski, tehlikesi var, kentsel dönüşüm sorunları var. Dolayısıyla bu meclisimizi de bu dönem biraz daha aktifleştirmeyi önümüze koyduk. Sağlık meclisimiz uzun süredir aktif bir şekilde çalışıyor. Bu meclislerimizin dışında bu dönem Adalet Meclisi'nde kurmayı hedefledik. Çünkü anayasa tartışması yapılıyor ülkede. Onun ötesinde ciddi hak ihlalleri var. Yani Adalet Meclisi aracılığıyla ülkedeki bu sorunları da gündeme alacak, tartışacak ve önüne çeşitli planlamalar koymak üzere bir çalışma. Yani özgürlük meselesi var, tecrit meselesi var ülkede. Dolayısıyla ciddi de bir hukuksuzluk var. Toplumun bu anlamda şeyden, hukuktan, yasadan ve işte yargı mercilerinden umudunu yitirdiği bir dönem. O anlamda önemli. Bu meclisimizde bu dönem kurulacak ve aktifleştirecek bir meclis olarak planlıyoruz. Toplumda ciddi bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Yani itirazlar var. Çeşitli mücadele dinamikleri var ama bunların hepsinin de farklı farklı mecralarda bu mücadeleyi yürütüyor olması gücü zayıflatan bir şey. O yüzden de yeni dönemde hem daha güçlü, örgütlü, biraz daha pratiğe de odaklanan bir HDK planlıyoruz, onu hedefliyoruz.